Sosyopolitik sağ araştırmalarının en son araştırması ne zaman yapıldı? Buradan başlayalım ve veriler nasıl aşağı yukarı? Aralık sonunda biz sahayı başlattık. Ocak başında bitirdik. Ocağın ilk haftası raporlandı çalışmamız ve hemen ardından basınla da paylaştık. 20 Türkiye kentinde gerçekleşti çalışma. %98 güven aralığı, %2 hata payı üzerinden gelişti çalışma. Bizim yaptığımız çalışma, bu çalışmada eğer seçmen eğilimleri açısından soracak olursanız, AKP lehine sahanın kısmen hareketlendiğini gözlemlediğimiz bir çalışma oldu. Aslında bunu ilk defa gözlemlemiyoruz ya da ilk defa ölçmüyoruz. Bir süredir AKP'nin kendi kararsızlığını kısmen toparlamaya başladığına dair veriler elde etmeye başlamıştık. Bu çalışmada da öyle oldu. AKP'nin hala 2018 seçimlerine göre ciddi bir seçmen aralığına, kendi seçmen aralığına ulaşmakla ilgili problemi olsa bile düzenli bir toparlamaya girdiğini, birkaç aylık çalışmamızla benzer bir durumu ölçtüğümüzü söylemek lazım. Muhalefet bu konuda, muhalefet siyasetinin sahadan aldığı oy oranı 2018'e göre küçük farklarla kısmen artış yönlü olsa bile Türkiye koşullarının ortaya çıkardığı olasılıklar etrafında, ihtiyaçlar etrafında düşündüğünüzde bu yükseliş çok da beklenene uymuyor aslına bakarsanız. Örneğin biz AKP'nin daha önce onda AKP'de kararsız olup AKP'ye döndüğünü tahmin ettiğimiz son 6 ayda döndüğünü tahmin ettiğimiz ortalama 6 puanlık 5-6 puan bandında bir kesim var. Oysa bu kesim çok uzun süre kararsız kaldı. Kararsız kalırken yeni adresleri de yokladı aslına bakarsanız. Ancak anlaşılan o ki muhalefeti oluşturan siyasi partiler bu kararsızlara yeterince hitap etme, güven verme, kendini de konsolide etme süreçlerini yeterince iyi işletemediler. Öyle görünüyor. Ama yine de son çalışmamızda bizim dikkatimizi çeken birkaç şeyden bahsetmek isterim. Bir tanesi AKP'deki toparlanma demiştim. Örneğin AKP'nin 2018 seçiminde AKP'ye oy veren seçmenin bu pazar seçimi olsa AKP'ye yeniden oy veririm diyenlerin oranı %77 dolayındaydı. Bu oranı şu anlamda önemli bir toparlama sayıyoruz. Örneğin 6 ay, 7 ay önce Haziran'da yaptığımız çalışmada bu oran %64'lerdeydi. Yani 13 puanlık bir iç toparlama, kendi iç seçmen toparlamasını yaşamış görünüyor. Yani aslında AKP kendi erimeyi durdurmuş gibi mi gözüküyor? Evet, aynen öyle. Kendindeki erimeyi kısmen, yani bir biçimde kısmen büyük oranda durdurmaya başlamış. Çünkü parça parça yükseliş seyri içinde. Ama hala AKP'ye oy verdiğini söyleyen 4 puanlık bir kararsız taban kitlesi duruyor. Bu hala önemli bir kararsız taban kitlesi ama geçmişe oranla 6-7 ay önceki çalışmaları bunun çok fazla eridiğini söylemek gerekiyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Zaten seçim süreçleri yaklaştıkça bir önceki seçimde seçmenlerinin, siyasetlerin genelde konsolide etme başarısı gösterebildiğine tanığız. Örneğin CHP seçmenin %90'a yakın bir kesimini yeniden kendi partisinde konsolide ettiğini görüyoruz. HDP zaten başından beri çok uzun süredir %94-95 bandında kendi seçmenini konsolide etmiş bir durumda duruyordu. İyi Parti hakeza benzer biçimde %90 bandında, %90'ların başında konsolide etmiş. Yani aslında siyasi partilerin muhalefet ayağını oluşturanlar 2018 seçiminde ulaşmış ve seçmen kılmış oldu. Seçmene ulaşmış durumdalar ve konsolide etmiş durumlar. Bu durum söz konusuydu. İktidar partisinde ilk defa bu defa %77'lerde bir konsolidasyon ölçmüş olduk. Bu anlamda önemli. Bu yükseliş trendlerin mümkün olabileceğini, muhalefetin hala kararsız olan seçmen ya da aslında alternatif bulduğunda yönelebilecek, adres değiştirebilecek seçmen konusunda ciddi bazı politikalar yürütmek zorunluluğu içinde olduğunu ve bununla ilgili son virajda olduğumuzu söylüyor bize veriler. Bu bağlamıyla aslında önemli.
Aksi halde örneğin CHP bizim son araştırmamızda 3,2'lik bir puan artışı gösteriyor ama Türkiye'nin içinde olduğu mevcut durum içinde 3,2'lik bir artış çok da başarı sayılmamalı diye düşünüyorum. Ya da İyi Parti ve HDP'de de kısmen artışlar, İyi Parti'de de kısmen artışlar var 2018 seçimlerine göre ama bu kadar büyük krizlerin yaşandığı bir ülke koşulları içerisinde, üstelik 20 yılda yıpranmış bir siyasi parti iktidarının varlığı içerisinde bunların büyük başarılar sayılmaması gerektiği kanaatindeyim. Kaldı ki oranlar uzun süredir o kadar kritik bir dengeye oturdu ki her iki siyaset açısından da belki de başarı sayılamayacak bazı veriler de içeriyor. Şunu soracağım, Mesela bu, pardon sözünüzü kestim ama tabii, buyurun. CHP'deki bu %3'lük artıştan söz ediyoruz ama CHP'nin daha önce çok az oy aldığı, neredeyse oy almadığı yerlerden de özellikle HDP seçmeninin yoğun olduğu, Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde CHP'ye bir ilgi var kamuoyu araştırmalarından bunu görüyoruz. Bu artışın bir nedeni bu olabilir mi? CHP'deki artışın birkaç nedeni var. Bir tanesi mevcut iktidarın yürütmüş olduğu siyasetin ortaya çıkardığı krizlerden ciddi anlamda etkilenen ve bundan kurtulmak isteyen ama daha önce merkez sağ ve AKP'ye ağırlıklı olarak oy veren seçmenin yeni adres arayışlarında merkeze gelebileceğini, iktidar olabileceğini öngördüğü CHP'yi kolaçan etmesi, gözlemesi meselesi var. Bir tanesi ve çok en önemli kesim bana kalırsa bu görünüyor bizim son dönem CHP seçmen skalasına baktığımızda gördüğümüz genç seçmenlerin CHP'ye duyduğu ilgi. Bu hem bölge nezdinde düşünülmesi gereken bir oran hem Türkiye nezdinde düşünülmesi gereken bir oran. Ve aslında bu artışta esas olarak bu genç seçmen kitlesinin etkisini de okumak gerekiyor. Üçüncüsü, CHP'yi mevcut iktidarın alternatifi gibi okuyan ama farklı siyasetlere de oy vermiş olan, farklı siyasetlerin normal koşullarda seçmen tabanı olan küçük bir kesiminde CHP'yi gözlüyor olması, tolere ediyor olması, oy verebilirim demiş olması ile ilgili. Ama ilk iki neden çok başat görünüyor. CHP'nin merkeze gelebileceği, daha doğrusu seçimi kazanabileceği, iktidara gelebileceği öngörüsü üzerinden 20 yıllık iktidar süresince AKP'ye oy vermiş, kısmen MHP'ye oy vermiş seçmenin ama büyük oranda AKP'ye oy vermiş seçmenin bir kısmının CHP'yi gözlüyor olması. Genç seçmen kitlesinin CHP'ye ciddi bir alternatif olarak okumak isteğinin bir nedeni olarak görmek mümkün gibi görünüyor. Şimdi